Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel ve sempatik oyuncu Seda Bakan hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi Seda Bakan hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 10 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1,71 boyundadır. Terazi burcudur. Ailesi hakkında da şu şekilde bilgiler vermiştir. Anne tarafım Selanikli, baba tarafım Saraybosnalı. Bir abim var. 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlendik. Bizim çiftin Leyla adında bir kız çocukları vardır. Anne babamın elinde diploman olsun istediğinden dolayı üniversitede puanımın tuttuğu bölümü okudum. Ancak mesleğimi hiç yapmadım. Dış ticaret yapabileceğim bir iş değildi. Biliyordum bunu. Ancak aileler çocuklarının özellikle kız evlatlarının düzgün bir iş yapmalarını istiyor. Annem de babamla birlikte bana doğru düzgün bir işin olsun, daha sonra ne istersen yap dedi. Ben de önce okulumu bitirdim, sonra da kendi istediğimi yaptım, yolumu buldum. Bu kararımda da çok destek oldular diyerek anlatmıştır. Eğitim hayatını ise Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden mezun olmuştur. TÜRVAK Sinema TV Eğitim Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise Sana Mecburum isimli diziyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje Behzat Ç. bir Ankara polisiyesi dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle olmuştur. Bu diziden sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Kişilik özelliklerini ise şu şekilde anlatmaktadır Seda Bakan. Deli dolu, enerjik, komik ve eğlenceli biriyim. Ben çok cinimdir. Mahalle çocuğuyum neticede. Mahallede yetiştiğim için beni öyle kolay kandıramaz kimse. Tamam, benim espri ve muhabbet yanım çok güçlüdür ama tam da o yüzden her şeyi hemen anlarım. Karşımdaki mesela dokundurmalı bir şekilde dalga geçmeye çalışıyorsa bunu hemen hissederim. İzin de veririm buna. Çünkü hem kendim dalga geçmeyi severim hem de benimle yapılmasına müsaade ederim. Bundan keyif de alırım. Ama art niyetli olmamak kaydıyla kendi içimde dengesizliğim var ama kimseyi rahatsız etmem. Sürekli sığ noktalarımı çıkarmaya çalışırım. Daha iyi nasıl oynayabilirim diye sürekli evde dolaşıyorum. En çok annem şaşırıyor bu duruma diyerek ifade etmiştir. Düşünce yapısını ise şu şekilde özetlemiştir. Terazi burcunun özelliklerini taşıdığımı düşünüyorum. Duygularım anında bir uçtan diğer uca geçebiliyor. Aynı zamanda çok da duygusalım. İzlediğim bir haber, sokakta o an tanık olduğum bir durum bile bir anda tüm dengemi bozabilir. Çok mutsuz edebilir beni. Ama aynı şekilde güzel bir durum karşısında da bir anda mutlu olabilirim. Kötü hissettiğimde iyi şeyleri düşünerek motive olurum. Mesela hayatımın bir dönemi gerçekten sıkıntılı gidiyorsa, neşeli müzik dinlemek, güzel bir kitap okumak bana hep çok iyi gelir. Bakış açımı değiştirmeye, o takıldığım konudan kurtulmama çok yardımcı olur diyerek anlatmıştır. İlk sinema filmi deneyimi ise Umut isimli filmden olmuştur. Aşk hakkında da şu cümleleri kurmuştur Seda Bakan. Bence aşk herkesin kendine göre yorumladığı bir şey. Her bireyin aşk tanımı farklıdır. Evlilik ilk başta tabii ki kafa karıştırıyor bence ama sonra doğru insanla olduğunu hissedince sıkıntılar yok oluyor. Karşılıklı çok sevmek gerekiyor, gerisi kolay halloluyor diyerek ifadede bulunmuştur. Hayata bakış açısını ise şu sözlerle anlatmıştır. Şöhretle çok ilgili değilim. Sadece işimin bir parçası olarak görüyorum. Yaptığımız işin doğası gereği şöhret hayatımıza dahil olan bir kavram olsa da beni çok ilgilendirmiyor. Başarılı işlerin içinde olunca tanınırlık artıyor. Bu da genel anlamda şöhretli olundu gibi görünüyor.
Oysa ben her gün hayatın tam içindeyim. Benim mesleğimle ilgili kaygım şöhret olmak değil, iyi işler yapabilmek diyerek anlatmıştır. Mesleki hayatına bakışını ise şu sözlerle ifade etmiştir. Komedi yapımlarında rol almamın oyuncular için daha zor olduğunu düşünüyorum. Komedi yapımlarında karakterim mi yoksa durumum mu komik olduğunu tespit etmek gerekiyor. Basit olmakla komik olmak arasında bir çizgi var ve o çizgiye her daim dikkat etmek gerekir. Bir de komedi aslında bir zamanlama meselesi. Bir şaka doğru zamanda yapılırsa komik olur. Yanlış zamanda yapılırsa basite kaçar. Sanıyorum komedide matematiğin önemli bir yeri bulunuyor. Eskiden ekranda nasıl göründüğümü çok merak ederdim. Onu yaptığım zaman başarılı olmadığımı gördüm. Kafam nasıl göründüğüme takılıyken rahat oynayamadığımı gördüm. Behzat Ç'de bu sınırı aştım ve şu anda hiç umursamıyorum. Nasıl göründüğümle hiç ilgilenmiyorum. Bazen bir mimik yapıyorsunuz ve çok çirkin görünebiliyorsunuz diyerek anlatmaya çalışmıştır. Kariyer planlaması için neler düşündüğünden ise şu sözlerle ifade etmiştir. Şu ana kadar yer aldığım projelerin hepsinden de çok memnunum. Hayatımda oynadığım bütün işlerin bir sonraki işi getirdiğine inanıyorum. Allah'a şükür içinde projeler açısından şanslıydım. Çoğu kendi alanımda fenomen olmuş işler oldu. Sanırım tek bir projeyi söylemek doğru olmaz benim için ama en çok tanındığım iş olarak kardeş payını söyleyebilirim. Güzel projelerde yer aldığımı görüyorum. Tıpkı istediğim renklerle boyadığım güzel bir resim gibi. Sanıyorum yeni nesil oyuncuların en önemli sorunu çok hızlı yol almak istemeleri. Aslında bu sadece oyunculuğa özgü bir durum değil. Yeni jenerasyon hangi meslekte olursa olsun oldukça sabırsız. Bir an önce her şeye sahip olmak istiyorlar. Ancak bazen canlandırdığınız veya canlandıracağınız karakterler öyle güçlü olabiliyor ki durmak gerekebiliyor diyerek ifade etmiştir. Gelecekteki hayalim ise hayata çok olumlu ve pozitif bakıyorum. İlerisi için büyük hedeflerim var. 50 yaşımda da çok yaşlanmayı düşünmüyorum açıkçası. Enerjim hep böyle kalacak. İşimi çok daha büyütebilmek isterim. Mesela çok iyi bir yabancı filmde oynayabilirim. Yabancı yapımlarda çalışabilirim. Müzikalde oynamayı çok istiyorum. Sesim fena değil. İleride sesimle ilgili bir şeyler yapmak isterim diyerek anlatmıştır. Hayattaki kaygılarından ise şu şekilde bahsetmiştir. İnsanları birbirlerinden ayıran her türlü düşünce yapısına karşıyım. Ülke sorunları ve dünya düzeni konularına çok ilgili birisiyim. Bencil olmamak gerektiğini ve sevgiyle merhametli olmanın birçok durumu değiştirebileceğini düşünüyorum. Kadın hakları konusunda endişelerim var. İnsanın önce kendini dışarıdan görüp geliştirmesi gerekiyor. Belki sonra domino taşı gibi arkası gelir. Tüm dünyada kadın olmak zor. Faşist zihinli erkek egemen toplumlarda daha da zor. Siz birey olarak var olmaya çalışırken insanların size saygı duyması için ekstra çaba sarf ediyorsunuz. Yaptığımız meslek zaten zor. Ben evliyim, bir hayatım var. Zaten aile hayatından gelen bir insanım. Ama bazen dişi tarafınızı törpüleyip onların anlayacağı dilden konuşmanız gerekiyor. Ben de bunu küçük yaşta öğrendiğim için hep o kanaldan giderim. Bu da bir çeşit koruma kalkanı diyerek ifade etmiştir. Kendini iyi hissetmek için ne yaptığından ise şunu söylemiştir. Durmaya çalışırım ve o sırada ona iyi gelmeyen yerden uzaklaşırım. En çok kime güldüğünü ise en çok aslında beni en çok eşim Ali güldürüyor demiştir. Moda konusunda ise şu sözleri söylemiştir. Modayı takip ediyorum. Hatta bazen çok para harcayıp sonra pişman oluyorum. Her şeyi giyebilirim. Hiçbir kıyafet için asla bunu giymem demem. Kimseyi de giydikleri yüzünden yadırgamam. Çünkü ben herkese çok büyük bir sevgiyle yaklaşıyorum. Hayatta ve bu yüzden kendimi de çok seviyorum. Yani söylemek istediğim şey şu ki kendimle barışım ve bu yüzden kendime her şeyi yakıştırabiliyorum. Ne giyeceğim ise tamamen ruh halime göre değişiyor. Ama her zaman özen gösteriyorum giydiklerime. Çünkü insanların karşısına çıkıyorum ve bu şekilde onlara saygı gösteriyorum demiştir.
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seda Bakan hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.